Yaklaşık 4.6 milyar yıl önce Samanyolu galaksisinin bir köşesinde büyük bir yıldız öldü. Bu süpernova patlaması çevresindeki gaz ve toz bulutlarını hareketlendirdi. Yüksek enerjili şok dalgaları devasa bir gaz ve toz bulutunu sıkıştırarak çökmesine neden oldu. Bu, Güneş sisteminin doğuşunun ilk adımıydı. Çöken gaz ve toz bulutu merkezde yoğunlaşarak ısındı. Yoğunluk ve sıcaklık arttıkça hidrojen atomları kaynaşarak nükleer füzyonu başlattı. Böylece Güneş doğdu ve güçlü radyasyonu çevresindeki gazları süpürerek Güneş sisteminin şeklini belirledi. Güneş'in etrafında dönen gaz ve toz diski zamanla çarpışarak birleşen kaya parçalarına dönüştü. Bu parçalar büyüyerek gezegenleri oluşturdu. İç kısımlarda sıcaklık yüksek olduğu için kayalık gezegenler Merkür, Venüs, Dünya ve Mars oluşurken dış kısımlarda gaz devleri Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün meydana geldi. Dünya birçok küçük gezegenimsinin çarpışmasıyla büyüdü. Henüz sıcak ve erimiş haldeydi. Sürekli meteorit yağmurlarına maruz kalıyordu. İçerdiği ağır elementler demir, nikel merkeze doğru çökerken hafif elementler yüzeye çıktı. Bu süreç dünyanın çekirdek, manto ve kabuk olarak katmanlaşmasını sağladı. Dünya oluşumunun erken dönemlerinde Mars büyüklüğünde bir gezegen olan Theia ile çarpıştı. Bu devasa çarpışma sonucunda büyük miktarda kaya ve enkaz uzaya fırladı. Bu enkaz dünyanın etrafında bir disk oluşturdu ve zamanla birleşerek ayı meydana getirdi. Bu olay dünyanın eksen eğikliğini ve mevsimlerin oluşumunu da etkiledi. Dünyanın yüzeyi başlangıçta tamamen erimiş lavlardan oluşuyordu. Ancak zamanla soğuyarak ince bir kabuk oluşturdu. Ancak atmosfer henüz yoktu ve gezegen yüzeyi meteoritler tarafından sürekli bombardımana uğruyordu. Volkanik patlamalar, karbondioksit, su buharı ve azot gibi gazları serbest bıraktı. Bu gazlar birikerek ilkel atmosferi oluşturdu. Ancak oksijen içermeyen bu atmosfer, şimşekler ve ultraviyole ışınlar nedeniyle kimyasal olarak oldukça aktifti. Bilim insanları, dünyanın suyunun iki ana kaynaktan geldiğini düşünüyor. İlki, volkanların açığa çıkardığı su buharının yoğunlaşarak yağmurlar oluşturmasıdır. İkincisi ise kuyruklu yıldızlar ve asteroitlerin getirdiği buzların erimesidir. Milyonlarca yıl süren bu süreç sonunda ilk okyanuslar oluşmaya başladı. İlkel okyanuslar, dünyanın yüzeyinde soğumayı hızlandırarak yaşam için uygun koşullar yaratmaya başladı. Ancak atmosferde hala oksijen yoktu ve gezegenin yüzeyi aşırı sıcak, asidik ve zorlu bir ortamdı. Su döngüsü, atmosfer ve ilk karasal yapılar oluştuktan sonra gezegenimiz yaşama ev sahipliği yapmaya hazır hale geliyordu. Okyanuslarda karmaşık kimyasal süreçler başladı ve yaşamın temel bileşenleri oluşmaya başladı. Dünya artık hayatın filizlenebileceği bir aşamaya ulaşmıştı. Sonraki videomuzda dünyadaki ilk yaşam ve evrimsel sıçramaları inceleyeceğiz. İzlediğiniz için teşekkürler. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki keşifte görüşmek üzere.